Hindistan'daki büyük Türk devletlerinin doğuşları ve batışları nasıl olmuştu? Bu devletler diğer Türk devletleriyle ne gibi sorunlar yaşamışlardı? Delhi Sultanlığı. Hindistan bölgesine İslam-Emevi devletiyle, Türklük ise Gazneli seferlerinden sonra yayılmıştı. 1206 yılında Delhiler, Gurlulara karşı bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Şansa bak ki Delhilerin kuruluşu, Moğolların gelmesiyle eş zamanda olmuştu. Moğollar Harzemşah devletini tarumar etmişlerse de, Celaleddin Harzemşah bölgeden kaçmayı başarabilmişti. Celaleddin'in Delhi'ye sığındığını öğrendikleri zaman bölgeye gelmiş ve önemli kentleri yağmalamışlardı. Moğol baskısının bölgeden çekilmesi üzerine İltutmuş devleti genişletmek için fırsat bulmuş, 1230 senesine kadar çıktığı seferlerde devlet Hindistan'da önemli bir konuma gelmişti. Vefat ederken de tarihte eşine az rastlanır bir şekilde oğullarını değil, bizzat kızına veliaht bildirecekti. Sorulduğu zaman hiçbir oğlunda ülkeyi yönetecek kabiliyet bulunmadığını söyleyecekti. Vefatından sonra beyler vasiyeti aldırmayıp Rikayettin Firuz'u tahta geçireceklerdi. Oğul eğlenceye ve içkiye dalınca ülkede iç karışıklıklar baş gösterecek ve beyler Firuz'u tahttan indirerek vasiyetteki gibi Raziye Sultan'ı tahta geçireceklerdi. Devletin iç işleri ve isyanlarla uğraşmak zorunda kalan sultan en sonunda Turhind valisinin çıkardığı isyanda yakalanıp öldürülecekti. Raziye Sultan öldükten sonra iç karışıklıklar daha da boy gösterecekti. Bir yandan Moğollar, diğer yandan Hindularla mücadele eden Delhi Sultanlığı tehlikeye düştü. 1300 senesine kadar da bir büyüme gözlenemedi. Devlet iç işleri ve Moğollara karşı koyma çabasıyla yıpranıp durdu. 1336 yılında toparlanan Delhi Sultanlığı, Hindistan'ın büyük bir bölümünü fethetmeyi başardı. Ama devletin bu huzurlu günleri ancak 4 yıl sürdü. 1340'ta tekrar başlayan isyanlar, 1398 senesine kadar durdurulamadı. İyice güçsüzleşen Delhi, Timur'un bölgeye gelmesiyle bağımsızlığını kaybetti. 1415 yılında tekrar bağımsızlığını kazanan Delhi, isyanlardan kurtulamadı. 1451 yılına gelindiğinde ise Türk hanedanı, devleti Afganların eline verip ülkeyi terk etti. Ve Delhi'de Türk hakimiyeti sonlanmış oldu. Babür Sultanlığı. Babür Şah, Timur tahtı için amcasına karşı verdiği mücadeleyi kaybetmiş ve 1526 senesinde Kabil'e giderek bağımsızlığını ilan etmişti. Pencap'ı, Delhi ile yaptığı savaştan sonra Lahor'u ve ardından Agra'yı fethederek devletini kurmuştu. 1530 yılına kadar büyüyen devlet, zayıfladığı 20 yılda topraklarını Sur İmparatorluğu'na kaptırmışsa da, 1556 yılında 2. Papinat Zaferi ile tekrar bölgeye hakim olmuşlardı. 1538 senesinde Gücehara Sultanı'nı mağlup etmesinin ardından Osmanlı'nın bölgeye gelmesine sebebiyet vermişti. Osmanlı'nın Hindistan'a gelmesi. Gücehara Sultanı Babürlülerle yaptığı savaşta yenilince Duyu Kalesi'ne kaçtı. Babürlülere karşı Portekizlerle anlaşan Bahadır Şah hatasını anlayıp Sultan Süleyman'a başvurdu. Hazinelerini de tedbir amaçlı Mekke'ye gönderdi. Sultan Mısır Mahallesi Hadım Süleyman Paşa'ya emir vererek 74 gemilik bir donanma hazırladı. Gücehara Sultanı'nın öldüğü haber alınınca hazinesi Osmanlı'ya devredildi. Süveyş'ten yola çıkan Süleyman Paşa, Yemen önlerine geldiği zaman Portekizlerle iş yapan Amir bin Davud'u astırdı. 4 Eylül 1538 yılında Gücehara'ya gelip Duyu Kalesi'ni kuşattı. Ama yeni sultan Osmanlı'nın değil Portekizlerin tarafını tutuyordu. Toplarla dövülen surlar düşmek bilmiyordu. Üstüne Osmanlı'daki kıtlık ve lojistik desteğinin olmaması paşayı zor duruma bırakmıştı. 20 günlük kuşatmanın ardından daha fazla dayanamayan Osmanlı ordusu kuşatmayı kaldırarak Yemen'e geri döndü. Böylelikle Osmanlı'nın Hint sularındaki yenilgilerine bir başkası daha eklenmişti. Peki Babürler? Bu savaştan sonra onlara ne olmuştu? Babür'ün çöküşü. 16. yüzyılda zirveye gören Babürler, sömürge döneminin başlaması ve Avrupalı devletlerin buraya gelmesiyle zora düşmüştü. Kuzeyde Safeviler ve Afganlarla mücadele eden Babür, güneyinde Hollandalı, Portekizli, İngiltereli denizciler görülmeye başlamış ve limanlarını kaptırmaya başlamışlardı. Kuzeyde alınan yenilgilerden sonra 1754 yılında İngilizlere karşı Boksar Muharebesi'nde yenilmişti. Bu savaş onları çok yıpratmıştı. İngilizler yavaş yavaş Hindistan'da büyümekte ve Türk devleti bunun karşısında bir şey yapamamaktaydı. 1858 yılında hanedan üyeleri tahttan indirilip katledilince Hindistan bir İngiliz kolonisine dönüşmüştü. Böylelikle Hindistan'daki son Türk devleti de tarihin karanlık sularına gömülmüştü. İçeriğimizi beğendiyseniz abone olarak ve like atarak bize destek olabilirsiniz.